Bey merhaba. Öncelikle standınız hayırlı olsun. Progen adlı standınız var. Agro'dayız şu anda, Agro Fuarı'nda. İzmir'deyiz. Umarım bol bereketli geçer sonuna kadar da. Fuar izleniminizi merak ediyorum. Öncelikle nasıl geçiyor fuarınız? Bugün üçüncü gün. Biz merhabalar. Fuardan gayet memnunuz şu ana kadar. Uzun zamandır katılıyoruz bu fuara. Aşağı yukarı 10 kereden fazla oldu. Bu fuarda oldukça güzel geçiyor bizim için. Umarım bol bereketli geçer. Projenin faaliyetlerinden, hizmetlerinden önce firmanın kuruluşundan itibarenki hikayesini ben sizden dinletmek isterim izleyicilerimize. Hem kendinizi hem de buranın kuruluş hikayesini bizlerle paylaşır mısınız efendim? Buyurun. Progen Tohum AŞ, tarla bitkileri tohumculuğu konusunda ihtisaslaşmış bir firmadır. Özellikle pamuk başta olmak üzere buğday, arpa ve soya tohumları konusunda hem ısla hem de üretim ve pazarlaması konusunda uluslararası çalışan bir firma. Bizler de aşağı yukarı 25 yılı aşkın bir süredir bu işte bir fiil iştigal ediyoruz. Uzun süredir önce firmasınız zaten. Kendi sektörünüzde önce bir firmasınız. Ben birazcık daha açmak isterim hizmetlerinizi. Projen deyince akla neler gelmeli? Hangi ürünler, hangi hizmetler? Tarımın hangi alanındasınız efendim? Az önce söylediğim gibi tarla bitkilerinde başta pamuk olmak üzere bu buğday, arpa, soya ürünlerini yoğun olarak çalışıyoruz. Şu anda bulunduğumuz, çalıştığımız ürün gruplarında da aynı zamanda ıslah çalışmaları da yaparak Türkiye'nin dört bir yanında bu çeşitleri, ürünleri sürekli deniyoruz. Yeni ürünler geliştirmek için, yeni çeşitler ortaya koymak için faaliyetlerde bulunuyoruz. Aynı zamanda firmamız 2017 yılından beri bakanlık tarafından kabul edilmiş ilk Ar-Ge merkezi ülkemizde. Dolayısıyla ürünlerimizin çalışması ve denemeleri son derece bilimsel ve hassas bir çalışma çerçevesinde yürütülmektedir. Merkez ofisimiz Antakya olmakla birlikte Söke, Konya, Urfa gibi değişik yerlerde, illerde de hem Ar-Ge istasyonlarımız hem de işletmelerimizde ürünlerimizi hazırlıyoruz. Peki sadece Türkiye pazarında mısınız, yurt dışında var mı? Uluslararası pek çok, Avrupa'dan Orta Asya'ya kadar, Afrika'ya kadar pek çok ülkeye de aynı zamanda ihracatlarımız bulunmakta. Peki, şimdi hizmet sektöründesiniz. Hizmet sektörünün çok da önemli bir yerindesiniz aslında. Dikkat edilmesi gereken, hatayı mermermeyen bir iş kolunuz var. Bu anlamda projen olarak hizmet verirken nerelere dikkat ediyorsunuz? Tabii tohum üretimde temel bir unsurdur, ilk girdidir. Her şeyin üzerine inşa edildiği bir üründür. Dolayısıyla biz bunun son derece hassas bir şekilde hazırlanması gerektiğini, mükemmel bir istenileni mükemmel şekilde sonuçlandıracak şekilde hazırlanması gerektiğini düşünüyoruz. O yüzden de çok hassas bir kalite kontrol sisteminden geçerek, çok kereler kontrol edilerek ürünlerimiz, tohumlarımız paketlenmekte ve üreticiye ulaşana kadar müteakip kerelerde bu kontroller devam etmektedir. Arkasında şimdi tohumla ilgili çok fazla spekülasyonlar var, biliyoruz ki organik mi değil mi diye. Bu anlamda biz çiftçiler ve tüketiciler olarak neye dikkat etmek zorundayız? Tabii markalı ürünler burada önem kazanıyor. Belirli kalite standartları olan ürünlerin, firmaların, markaların tercih edilmesi önemlidir. Çünkü ürünün ekilişinden hasadına kadar geçen süreçte de hem bir teknik takibinin hem de firma tarafından ürünün arkasında durulması son derece önemli. Bir yıllık işletmeler değil, bunlar uzun yıllar, özellikle tohum uzun yıllar yapılan işler. Bir ürünün ortaya çıkması, bir çeşidin daha doğrusu ortaya çıkması 10 yıl, 12 yıl alan bir süreçtir. Dolayısıyla bu emeğin heba edilmesine, gerçek anlamda bu işe hizmet vermiş, emek vermiş firmalar hiçbir zaman razı olmaz. O dikkati gösterir. Peki birçok tohum firması olduğunu görebiliyoruz piyasada ama siz diğerlerinden ayrılan özellik nedir? Niye size gelmeliler, niye tercih etmeliler? Farkınız ne? Niye proje? Progen Tohum bu biraz önce bahsettiğim konularda hem yerli tohum firması olarak çalışmalarına devam etmekte. Kendi genetik materyalini, ıslahını son derece hassas bir şekilde geliştirmekte ve bir üretim aşamalarında baştan sona tohumun tarlaya ekilişinden tekrar hasatına kadar olan döngüde de her daim üreticinin yanında olan bir firmadır. Harikasınız. Başarı tesadüf değil. Onu anlıyoruz size konuşurken ama bayağı ekipleriniz kaç kişilik ekipten oluşuyorsunuz? Yaslanamaz bir gerçek var. Arkada ekip de var. Tabii kalabalık, burada beyaz yakalı özellikle ağırlıklı olmak üzere 100'ü aşkın arkadaşımızla bu konuda Türkiye'nin dört bir yanında çalışmaya gayret ediyoruz. Son sözlerinizi alabilir miyiz? Kimlere teşekkür etmek istersiniz? Tabii bu fuar organizasyonuna teşekkür ediyoruz. Güzel bir çalışma. Ege'deki üretici dostlarımız da bizi bir araya getiriyorlar. Her sene onları görme fırsatı buluyoruz. Yurt içinden ve bir kısım da yurt dışından yine katılımcı oluyor. Onlarla bu
birlikleri yaşamak keyifli. Çok teşekkür ediyoruz. Biz de çok teşekkür ediyoruz. Umarım uzun yıllar boyunca programın ismini duymak dileğiyle siz tercih edenlere ve Türkiye'ye de vermiş olduğunuz bu kaliteli ve güvenilir hizmet anlayışı içinde umarım farklı projelerle tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın efendim. Teşekkürler. Başarılar diliyoruz. Hoşçakalın.